Manşete hoş geldiniz. Dönemin iddianamesi yazılıyor başlığını attık. Evet öyle. Artık dönemin iddianamesi yazılıyor ve Erdoğan sonrası döneme hazırlanılıyor. Bunun Erdoğan belki pek fazla farkında değil ya da e, seçimden korkuyor ya da yeni bir çıkış arıyor. Bilmiyoruz. Ama gerek sarayda Erdoğan'ın çevresi, gerek e, muhalefet partileri ya da muhalif görünümlü e, çevreler Gerekse Erdoğan'ın bürokratları yığınla kirli işini tutturduğu işte 7-8 yıldır rejim söylemine teslim olmuş isimler evet sonraki döneme hazırlanıyorlar ve sonraki dönemle alakalı acaba kendi paçalarını nasıl kurtarabileceklerinin hesabını yapıyorlar. Gerek ulusal gerek uluslararası suça bulaşmış bir çeteden gerek ulusal gerek uluslararası suçlara ve pek çok kabahate ve yargılama konusu olabilecek eylemlere bulaşmış bir çeteden, bir şebekeden bahsediyoruz. Buna tek başına mafya, tek başına şebeke, tek başına çete ya da tek başına devlet görünümlü şu bu işte askeri kesimle ilgili, polis, güvenlik güçleriyle istihbaratla ilgili ya da istihbaratla ilgili ya da bürokrasiyle ilgili hemen her kesimden insanların katıldığı ve el birliğiyle iş tuttuğu bir dönemden, bir rejimden bahsediyoruz. Ulusal, uluslararası suçlar demişken elbette buna Suriye, Irak dahil, elbette buna Libya dahil, elbette Akdeniz'de, Karadeniz'de yapılan işler, işlemler dahil. Bakın en son Suriye'den acı haber, bir şehit, dört yaralı Demirören Haber, Aj haber Ajansı geçmiş Suriye Elbap'ta, Üst bölgesine PKK-YPG'li teröristler tarafından düzenlenen roket atarlı saldırıda diyor haber, uzman çavuş Muammer Yiğit 31 yaşındaymış, şehit oldu, 4 asker yaralı. Evet. Bütün bunların hepsi de dahil, dökülen kanlar da dahil. Bir başka konu, e, Cumhuriyet'ten okuyorum. E, CHP'li Alpay Antman meclise taşımış konuyu. Konu da şu, uyuşturucuyla yakalanan uçak Ethem Sancak'ın mı? Haberi okursunuz detaylı ama Merkez İstanbul'daki Air Charter Market havayollarına ait TCGVA numaralı iş yetimde Brezilya Federal Polisi 24 bavulca 1304 kilo kokain ele geçirmişti. CHP'li Altay Antmen hem Ulaştırma Bakanı Adil Kara, Kara İsmailoğlu hem de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle meclis başkanlığına soru önergeleri verdi. Sadece Suriye değil, uluslararası bulaşılan suçlarda elbette bu uyuşturucu kaçakçılığı da var. Erdoğan ve Erdoğan'ın Erdoğan'ın aşığı bir takım isimler hakkında. Ulusal suçlar. Son örnek, Mihraç Miroğlu. 7 yaşındaki Mihraç Miroğlu'na çarparak ölümüne neden olduğu belirtilen zırhlı araç, sürücüsü polis kısa ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı diyor. Kısa dalga nokta netten okuyorum. Şırnak İdil'de Turgut Özal mahallesinde evlerinin bulunduğu sokakta 3 Eylül akşamı bisiklet sürerken bu fotoğrafını gördüğünüz Galatasaray formalı Mihraç Miroğlu 7 yaşındaki çocuk Ölmüştü zırhlı araç sürücüsü polisin ifadesine başvurulmuş vesaire. Üç gün sonra alınabilmiş o ifadede sonra serbest bırakılmış. Bu konuya devam edeceğiz. Bağlantılı başka çocuk haberleri, gelişmeleri de var. Onun için diyorum yani bulaşılan ulusal, uluslararası suçlar hemen her anlamda mali anlamda, uyuşturucu anlamında, savaş suçu anlamında ne derseniz o kadar artık boyu aşmış durumda ki gerek saray, gerek sarayın içindekiler ve çevresi bürokrasi bundan kolay kolay e, paçayı kurtarabileceğini düşünmüyor ve Erdoğan sonrası döneme hazırlanıyor. Barış Pehlivan cumhuriyetteki yazısında devlette yeni döneme hazırlık başlığını atmış ve burada enteresan bir e, kulise dikkat çekiyor. Diyor ki bir süredir kulağıma fısıldanıyor. Devlette fotokopi çekme dönemi başlamış. Yani yarın iktidar seçimle değişirse kendilerini güvende tutacak belgelerin kopyalarını almaya başlayanlar varmış. Yargı bürokrasisini bilen bir isim anlatıyor. Suskunluklarıyla ünlü hakim ve savcılar iktidarın yanlışlarını yemekhanede yüksek sesle dile getirir olmuş. Ankara'da çok işi olan birinden dinliyorum. Bürokrasi tedirgin herkes yolun sonuna gelindiği kanaatinde, kimse risk almak istemiyor, bazıları da gemi batıyor, ne yaptık yaptık yolumuza bakalım düşüncesiyle çalışıyor. Şunu bile işitti bu kulaklar, umarım bana bakanlık teklif etmez reis diyen bile çıkmış. Evet. Ankara'da esasen bakanlık milletvekilliği için insanlar kuyruktadır. Geriye doğru bütün takip ettiğimiz siyasi dönemlerde de böyle olmuştur. Ama gelinen noktada artık insanlar bakanlık teklifi almaktan bile kaçar olmuşlar. Bir de tabii kendine bakanlık teklif edildiğinde kişi hadi reddet bakalım. Ne oluyor? Başına neler geliyor? Evet. Evet. Şurası muhakkak gidiyor. Seçime yaklaştıkça daha çok ifşaata, itirafa ve dümen kırmaya tanık olacağız. Barış Pehlivan. Söylemezsem olmaz bürokrasiye dair bu iddiaların yeni bir tasfiye hareketinin bahanesi olabileceğini düşünenler de yok değil diye eklemiş. Onun için Ezbere söylemiyorum. Bütün bu yazılar, kulisler birbirini destekleyen konular. Erdoğan paraya da sıkıştı. Reuters haber ajansından getiriyorum. Ee, özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili, e, Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkileri, işte Birleşik Arap Emirlikler, Abu Dhabi veliaht prensi ile işte 2012, 2012'deki şu görüşme, daha sonra e, Ankara'daki e, görüşmeler, özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nin, ee, ulusal güvenlik danışmanı ile ilgili olarak. Reuters diyor ki bu haberin bu haberde durum sürdürülebilir ara başlığında Türk yetkililer ve körfez diplomatları iki ülkenin jeopolitik gerilim ekonomik bir bedelle geldiğini söylüyor. Üstelik Covid-19 salgınıyla birlikte bu durumun büyüdüğünü de teyit ediyorlar. Yani bir jeopolitik gerilim var. Bununla birlikte bunun bir ekonomik sonuçları oldu. Covid de üzerine tuzu biberi oldu. Ekonomik maliyet özellikle Erdoğan tarafından hissedildi. İnatla %19 enflasyon maliyetleri artırdı ve Devlet Bankaları 128 milyar dolar yabancı rezervleri lirayı desteklemek için sattı diyor. Evet. Gergin ilişkiler bölgede Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan için sürdürülebilir değil demiş Reuters'a konuşan bir diğer Türk yetkili. Erdoğan paraya sıkıştı ve maliyet Erdoğan tarafından da hissedildi ve bu maliyeti ödeyecek Türkiye'nin parası yok. Siyaseten de sıkıştığı Cumhuriyetten Selda Güneysu'nun kulisinde Erdoğan Saadet Partili Asil ile anlaştı. İşte efendim Asil Türk ekibinden önemli isimler AKP listelerinden milletvekili adayı yapılacak. Benzer bir öneriyi muhtemelen Saadet Partisine de götürmüşlerdir. Seçilebilecek yerlerden 3-5 milletvekili vererek Saadet Partisi'ni de ittifaka katma çabası. Başka hiçbir şey değil. Aynı zamanda sadece milletvekili, e, garanti milletvekili koltuğu değil. E, aynı zamanda işte devlette bir takım koltuklar ve bir takım imti, imtiyazlar veya Saadet Partisi'ne yakın çevrelere tanınacak bir takım maddi ayrıcalıklar. Devlet onlarda ve 8 senedir 10 senedir istediklerine istediği sus payını veya ittifak payını, ortaklık payını veriyorlar. Durum bir de böyle. Ama yani öyle bir akılsızlık da var ki işte en son e, AKP'li Özlem Zengin Erdoğan için yapılan besteyi paylaşmış. Aykut Gürel itiraz etmiş. Bu beste benim sanki ama neyse. 1992 yılında Leman tarafından seslendirilen Anladım ki isimli şarkı YouTube'da falan da var. izlersiniz. Şimdi Özlem Zengin bu tweet'i de silmemiş. Tweet 5 Eylül'de paylaşılmış. Müziğin tınısıyla bugünün heyecanından diyor. Ve burada bir grup gence müzik yaptırıyor. Bir parkta veya bir yerde karşılaşmışlar. İşte Cumhurbaşkanını arıyor. İşte efendim diyor bu gençler sizin için müzik yapmışlar. Çok da güzel olmuş falan. İşte size dinletmek istiyorlar falan. Onun üzerine telefonda Erdoğan var hemen işte o gençlere şeyi uzatıyor. Ben müziği ekrana getirmiyorum. Siz bulur seyredersiniz. Özlem Zengin'in tweet'i hala orada duruyor. O gençler de işte sözleri biraz değiştirerek ama aynı Aykut unuttum soyadını. Aykut Gürel'in bestesiyle Erdoğan'a dinletiyorlar. Özlem Zengin de büyük bir keyifle işte reise <laughs> bugün ne şirinlik yaparım görevini, vazifesini yerine getirmiş oluyor. Fakat ne çare Aykut Gürel e, paylaşımdan sonra bu beste benim sanki ama neyse demiş. Dinleyenler de zaten bunun Lemansam'ın anladım ki şarkısı olduğunu hemence kavrayabiliyor anlayabiliyor. O tweet orada duruyor, silinmemiş, bir özür bile dilenmemiş. Bir belki sonra silinir. Çok ayyuka çıkarsa bir özür dilenir, başka bir şey yapılır. Ayrı bir konu ama bu kadar iş bilmezlikle, bu kadar beceriksizlikle ve bu kadar gerçekten sonrasında krizi toparlayamama, yönetememeyle götürüyor. Gerek Erdoğan, gerekse Erdoğan'ın bağlıları. Evet. Geçmiş olsun Barbaros Şansala. TR724'ten e, okuyorum. Erdoğan şikayetçi oldu. Ünlü modacıya hapis cezası verildi. AKP'li cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şikayeti üzerine 2017 yılındaki sosyal medya paylaşımı nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama suçlamasıyla yargılanan Barbaros Şansal hakkında karar çıktı. TCK301 uyarınca 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı demiş. Evet. Barbaros Şansal nerede? Ben Twitter adresinden 6 Eylül itibariyle landed yani indik diyor. İstanbul'a indi tweetini görüyorum. Hemen sonrasında da mahkeme salonundan galiba bir fotoğraf paylaşmış veya hukukçularla, avukatlarıyla, ekibiyle bir fotoğraf paylaşmış. Onu gördüm. Çokça RTS'i var. Aha şurada. Barbaros asla pes etmez, terzi her zaman dikecek. Bu işte yeni paylaşılmış bir fotoğraf. Ve yine benzeri, aynı noktadan paylaşılmış bir fotoğraf daha getireceğim. Evet, sarayda adalet ararken diyor, Çağla Biçer paylaşmış bu fotoğrafı. Evet, Barbaros Şansal ve ekibiyle, hukukçularıyla görülüyor. Büyük geçmiş olsun diyoruz Barbaros Şansala. 6-7 Eylül'ün e, yıl dönümü devam ediyor. 6-7 Eylül olayları 1955 6 ve 7 Eylül'de oldu. 6 ve 7 Eylül 6 Eylül'de başlayan, 6 Eylül gecesi devam eden, 7 Eylül'de de e, ortalık sakinleştiğinde e, muazzam bir enkazla karşılaşılan bir nokta. İstanbul'da azınlıkların malları yağmalandı, kadınlara tecavüz edildi, ölenler var ve ondan sonra ciddi bir Rum tehciri oldu. Ayşe Ürün tweet dizileri var. Gerek 6-7 Eylül'den sonra gerekse 1962 63ten sonra dönemin etkilerine bağlı olarak çok ciddi bir Rum göçü yaşandığını ve Rumların mallarına çöküldüğünü anlatıyor. Rıdvan Akar sormuş. Ki Rıdvan Akar 6-7 Eylül'ün belgeselini çekmiştir. Ee, video paylaşım ortamlarında veya video sitelerinde YouTube olabilir, Daily Motion olabilir, Bilemi Daily Motion olabilir, bilemiyorum. Ee, bakılabilir. Ee, 6-7 Eylül 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 olaylarını e, tek bölümde 45-50 dakika içerisinde zannediyorum. Ben yıllar yıllar önce seyretmiştim. Anlatan nadir belgesellerden biridir. Seyredin o belgeseli. En azından 6-7 Eylül 1955 hakkında bir fikriniz olur. Geçen yılki soruyu tekrar ediyorum diyor. Ehil bir isimdir yani bunu sormakta Rıdvan Akar belgeselini çekmiş. Amerikan Büyükelçiliğinin raporuna göre 6-7 Eylül yağması ve vandallığına yaklaşık 100 bin kişi katıldı. Aradan geçen 62 yılda neden bir kişi çıkıp pişmanlığını dile getirmedi? Neden helallik istemedi? Suskunluğun kendisi suç ortaklığı mıydı? diye soruyor. Pek öyle değil. Ee, Nuri Günay paylaşmış. Evet 6-7 Eylül başarılı bir kontrgerilla operasyonuydu ama yağmaya talana katılanların pek çoğu gayet sıradan insanlardı. Kontrgerilla tertiplerinin farkında oluyoruz. Oluyoruz da sıradan insanların saldırgan yağmacı olabilme ihtimaline pek duyarlı değiliz. Evet. Şimdi bunun üzerine bir iki cümle söyleyeceğim. Evet bu tür eylemler kontrgerilla eylemidir, istihbarat eylemidir, devlet eylemidir, planlıdır, arkasında askeri bir güç vardır, milli istihbarat, milli emniyet, o günkü adı neyse o olabilir, devlet olabilir, kontur gerilla, özel harp olabilir, derin devlet olabilir, herkes, her şey olabilir. Başka bir güç olabilir, bir CIA operasyonu, Mossad operasyonu, hep bunlar söyleniyor. Fakat o işi yapanlar, bu talana, bu yağmaya ve bu katliama katılanlar sıradan insanlar. Yani siz Sivas katliamına 93'te baktığınızda oradaki İslamcıları, dincileri veya din İslam adına dinsizleri yakarak öldürmeyi otelde kafaya koymuş ve o otelin çevresini kuşatmış ve onlar, onlar için ölüm ölüm diye yakın yakın diye haykıran insanları da yok sayamazsınız. Evet orada bir seyircilik vardır, bir istihbarat organizasyonu vardır, bir derin devlet operasyonu vardır. Aydınlar oraya belki bile bile ölüme gönderilmiştir. Şu bu. Bütün bunun arkasındaki ilişkilere bakabilirsiniz ama o oteli çevreleyen binlerce insan sıradan insanlardı. İçlerinde provokatörler de vardı elbette ama o sıradan insanlar oteli yakın yakın diye bağırıyorlardı. Bu sıradan insanlar nasıl bu noktaya geldi? Aynı şekilde bakın burada yağma ve, yağma ve talanda özellikle 6-7 Eylül'de kadınlar da var. Onlar da sıradan insanlardı ve onlar da kapılarına çarpı işareti konulmuş Rumların evlerini, dükkanlarını yağmaladılar. Sıradan İstanbullular. Evet, bindirilmiş kıtalar vardı. Kamyonlara doldurup getirilmiş. Rıdvan Akar'ın belgeselinde hepsi var. Bakın. Bir hazırlık var. İstanbul Express gazetesinde atamızın evi bombalandı falan diye bir hikaye var. Var oğlu var bir sürü şey. Dönemin işte Kıbrıs Türktür Derneği'nin başkanı, aynı zamanda Hürriyet Gazetesi'nin yazı işleri müdürü Hikmet Bil diye bir adam var. Milli İstihbarat'a çalıştı ortaya çıktı. Orhan Birgit falan gibi gazeteci duayenleri var sözüm ona. Kıbrıs Türktür Derneği'nin ikinci başkanıydı. Bütün bu olayların altında böyle bir düzen bir sistem var. İstanbul Express'in sorumlu o günkü yazı işleri müdürü ilave baskıyı yapıp Atamızın evi bombalandı diye dağıtan Gökşin Sipahioğlu var. Daha evvel Sipahiresi kurmuş Avrupa'da falan. Bunlar var. Bir organizasyon olabilir. Bilinçli bilinçsiz. Kullanılmış kullanılmamış. Fakat bindirilmiş kıtalar olabilir. Provokatörler olabilir. O evlere çarpı işareti koyanlar, o evleri fişleyenler olabilir falan. Var bir mekanizm arkada. Fakat olaylar bir noktadan sonra patladığında gidip bunu yapan sıradan insanlar. Ya ben ne yapıyorum demiyor. Bir gün önce haçlık verdiğim çocuklar bir gün sonra evimi yağmalıyordu diyor. Lefter Fenerbahçe'nin efsanevi futbolcusu Büyükada'da yaşıyordu. Orada da vefat etti. Yani e, bu tuhaf ve komşularıyla yaşamaya devam etti. O komşuları onun evini yağmalamıştı. Onu öldürmeye çalışmıştı belki bilmiyoruz. Ama ondan sonra ada'daki yaşamında onlarla beraber yaşamaya devam etmişti. Bu insanlar nasıl böyle gözü dönmüş bir hal ve bir kışkırtmayla e, ellerinde sopalarla gidip bir yerde bir katliama veya bir yağmaya bir talana imza atıyorlar. Sorun burada. Bunu amma Türkçüler, amma Milliyetçiler, amma İslamcılar, amma kışkırtılmış farklı gruplar yapabilir. Farklı biçimlerde farklı gerekçelerle yapabilir. Ama neticede son tahlilde her ne kadar bir organizasyon olsa da o sıradan halk kitlelerinin, toplumun, bir şekilde duygularının pişirilmesi, tahrik edilmesi, kışkırtılması ve belli bir hedefe yönlendirilmesi var. Şimdi siz kendinizden kıyas edin. Yani diyeceksiniz ki, yani kimse bana böyle bir şey yaptıramaz ya. Yani ben ne kadar kışkırtılırsam kışkırtayım, kışkırtılayım. Diyelim ki elimde bir beyzbol sopasıyla işte veya işte efendim bir odun parçasıyla gidip de komşumun veya mahallemdeki dükkanın camlarını kırıp onun içindeki mefruşatı yağmalamayı düşünmem. Ben bunu yapmam şahsen. Hiç kimse beni böyle bir şeye sevk edemez. Ama bu noktada ikna edilen ve sevk edilen yığınlar olabiliyor işte. Bunun üzerinde de düşünmek gerekiyor. Evet. Bir diğer tartışılan konu Diyanet İşleri Başkanı demiş ki inanç insanla Allah arasında olsun, ticarete, siyasete, yargıya yansımasın. Konuşmasının bir yerinde böyle geçiyor diye ortalığı ayağa kaldırıyorlar diye de devam etmiş ama o tırnak içindeki bölüme herkes katılıyor. Diyor ki yani sen biraz geri çekil efendi ee, şu ara hiç ticarete, siyasete, yargıya şuna buna bulaşma. Ama e, Diyanet İşleri ve Diyanet İşleri Başkanı El, Ali, El, Ali Erbaş son dönemde şudur. Diyanet İşleri Başkanı değil de devleti diyanetten, devlet, milleti dinden diyanetten soğutma işleri başkanı yani başka bir şey değil. şöyle analizler yapılıyor. Deniyor ki işte efendim devletin devlet hiç bu kadar dini işlere karışmamıştı. Dini kullanmamıştı. Her yere Diyanet İşleri Başkanı çağrılmamıştı. Her yerde konuşturulmamıştı. Kurdele onunla kesilmemişti falan. Doğru olabilir. Bu kadar gerçekten bir Şeyhülislam İslam figürü gibi hemen her şeyde onun duası, fetvası ve onun işte söylemleriyle yürüyen bir dönem belki olmadı ama devlet din işlerinden hiçbir zaman da elini çekmedi. Belki de zaten bugün bunun sonuçlarını yaşıyoruz. Geriye doğru 100-150 senedir böyle sadece cumhuriyet tarihi değil. Devlet din işlerinden hiçbir zaman çekilmedi. Burnunu hep soktu o işe yani. Evet. Devlet ve din işlerinin ayrılması falan diye konuşulur. E, layıklık olarak Türkiye'de e, din işleri devletten hiçbir zaman ayrılmadı ve devlet her zaman din işlerine müdahil oldu ve kendi çıkarları ve amaçları, hedefleri doğrultusunda din işlerini başındaki Diyanet İşleri Başkanı ile yönlendirdi. Sıkıntı da bu. Türkiye hiçbir zaman layık bir devlet olmadı. Evet. Ece Sevim paylaşmış, ben de bu Ali Erbaş niye ortalığa düştü diyorum, manşet tanıdık gelmiştir meğer. Meğer herkes görevini yapıyormuş. Evet hemen Cumhuriyet'te manşetini atmış. İnancın siyasete devliyete yansımasını isteyen Diyanet İşleri Başkanı'na tepki şeriat çığlığı atıyor. Şimdi Cumhuriyet'te bu başlığı görünce ya Allah Allah bu başlığı Cumhuriyet mi attı kim attı diye bakıyorsunuz. İçeride işte emekli müftü ve eski CHP milletvekili bilmem kim. Onunla forşunlarına gitmiş gazeteye başlık atmışlar. Evet böyle de başlıklar atılıyor. Tabi sen öyle konuşursan bunu kollayan, bunu takip eden, bunu bekleyen, bunun heveslisi bir medyada her zaman var. Tekrar döndük küçük Miraç'a. Zırhlı tarafından, panzer tarafından ezilen ve hayatını kaybeden 7 yaşındaki çocuk polis serbest bırakıldı haberinin üzerine. Alin Özinyan demiş ki çocukların kafasına Cumhurbaşkanı vurduğu zaman verilen tepki çocuklar öldürüldüğünde neden verilemez? Doğru bir soru. O arada babası diyor ki Miraç Miroğlu'nun çocuğun terliği 11 metre fırlamış. Neden bu kadar hız yapıyorsunuz? Evet. Zırhlı aracın çarparak öldürdüğü 7 yaşındaki Miraç. Okula başlayamadı 6 Eylül'de. 3 Eylül'de oldu bu olay. Ama Sevinç Özarslan paylaşmış. Bu sabah yine 145 askeri öğrenci gözaltına alındı. Yani 15 Temmuz'dan 5 yıl sonra 18 yaşını dolduranları darbeci diye götürüyorlar. O gün 13-14 yaşında olanlar bugün gözaltına alındılar. Bu çocuklara bakan yok. Yani evet Erdoğan bir çocuğun başına vurdu diye zararsız alan millet ayağa kalkıyor ama zırhlının ezdiği, öldürdüğü Miraç'la ilgili, 7 yaşındaki Miraç'la ilgili çıt yok. Niye? İşte orası Güneydoğu, Kürt bölgesi, PKK bölgesi, HDP bölgesi neyse ne, ne gerekçe aman cız o alana girmeyelim. Tamam o alana giren, girenlerde, girenlere de bakıyorsunuz. Onların da mühim bir bölümü bu alana girmiyor. Yani herkesin kendine göre bir zararlı zararsız alanı var. Ya da bana ne yani benim derdim değil işte ailesi ilgilensin. Siz yani benim meselem değil falan gibi bir şey. Yani herkesin kendine göre bir meselesi bir öncelikler sırası var. Böyle bir durum. Şimdi habere bakıyorsunuz yani gerçekten bitmedi bitmedi. Anadolu Ajansı haberi İzmir merkezli 41 il KKTC dahil Fetö'nün TSK yapılanmasına yönelik 214 gözaltı kararı. Bu 214 gözaltı kararının 145'i askeri okul öğrencisi ve bu 145 öğrenciden biri de Semih Terzi'nin oğlu. Yani zaten babası Semih Terzi diye oğlu askeri okuldan atmışsınız, bir de şimdi gözaltına alıyorsunuz. Semih Terzi kim? 15 Temmuz'da Diyarbakır'dan Ankara'ya Zekai Aksakallı'nın talimatıyla veya Genelkurmay'dan bir birimin talimatıyla uçakla getirilip ki hava sahası kapalı iken sonra Ömer Halis Demir'e öldürtülen, sonra Ömer Halis Demir de başka birine öldürtülüyor ve işte Ömer Halis Demir Semih Terzi'yi vuruyor, Ömer Halis Demir de başka biri vuruyor, Ömer Halis Demir de 15 Temmuz'un kahramanı oluyor. Zekai Aksakallı'ya da Özel Kuvvetler Komutanı bunu kimse sormuyor. Bu bir şahsi intikam mı başka bir hesap mı var falan daha sonra Semih Terzi'nin eşi durumları sorguladığı için Onu da tutuklamışlardı hatırlayın Şimdi oğlunu da tekrar gözaltına aldılar yani zaten babasından dolayı askeri okuldan attınız ayrı bir konu e, Ailecek bir zulüm Yani Sülbü e, Ondan gelenler onun yakınları Eşi çocuğu onun çocuğu falan Nefes almasın yaşamasın sürüm sürüm sürünsün isteniyor Böyle bir dönem Ve bu çocuklara Maalesef kimse sahip çıkmıyor. Evet. Dönemin iddianamesi yazılıyor, bürokratlar da kendi fotokopilerini çekip kendilerini kurtarmak için evrak topluyorlar. Manşete böyle başlamıştık ve böyle bitiriyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla hoşçakalın.